Koronavirüsten dolayı hocamızdan ayrı antrenman yapmak zorunda kaldık. Engelleri yaptırmadan önce burada sadece düz koşularla antrenmanımı tamamlıyordum. Engelleri yaptırdıktan sonra hocamın attığı antrenmanları yaparak devam ettiriyorum. Hedefimizi inşallah başaracağız çalışarak daha çok. Köye geldikten sonra düz koşu yapmaya başladım engellerim olmadığı için. Dedem sürekli düz koşu yaptığımı görünce engel yapmaya karar verdi. Boylarını ölçerek burada engel yaptık. O süreçten sonra hocamın attığı antrenmanları yaparak engel atladım sürekli. Böyle antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Yaptığım çalışmaları sosyal medyada paylaşmıştık. Hocam paylaşmıştı. Ara sıra ben paylaşıyordum. Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz de paylaşmış sayfasında. Bu beni çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum buradan. Bundan sonraki hedeflerim yani bu sene için 16 yaş altı Türkiye şampiyonu olmak. İlerleyen zamanlarda milli takıma girmek istiyorum. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek için. Böyle çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederek inşallah başaracağız hepsini. Bir gün öyle bir mevzu oldu, antrenmanlara gidemedi. Dede dedi gelsek senin oraya olur mu dedi. Ben de kabul ettim tabii. O da anlattı işte ne yapması gerekiyordu. Biz de onları gündeme getirdik, yaptık. İstediği amele ulaştı torunum. Çalışıyor, devam ediyor çalışmalarını. Artık ne zaman biter koronavirüs onu biz bilemiyoruz. Onu Allah bilir. Yani günümüz böyle geçiyor işte. Bu parkurların ölçüsü standardının aynısı değil mi? Evet, aynısı. Parkur ölçüleri aynı. Zaten hocasından onu öğrendik. Onu ben daha önce bilmiyordum tabii. Ben spor yapmışım ama böyle değil. Futbol oynamışım. Ölçüleri aldıktan sonra biz bunu gündeme getirdik, planladık, tasarladık, getirdik bu hale koyduk işte. Devam ediyoruz şimdiki. Vallahi torunumuzdan beklentimiz büyük. Çünkü çalışkan, hevesli, gayretli yani yapması mümkündür yani. İlerleyebilir, istediği yere kadar gidebilir. Biz arkasındayız.